Fatih Hoca, şimdi muhalefet diyorum ama artık muhalefet, hani solla tanımlayamıyorum muhalefeti, çünkü artık muhalefet daha çok sağ partilerden oluşuyor. Sağa doğru açılıyor. Niçin 10 yıllardır Türkiye'de sol kazanamıyor? Neyi eksik, neyi yanlış yapıyorlar? Şimdi bu soruya böyle uzun uzun saatler boyunca yanıt verilebilir ya da günler boyunca konuşmak gerekebilir. Ama yani ister uzun vadeli bakalım, ister kısa vadeli daha geçmişe yani daha yakın geçmişe gidelim. En basiti şu, yani Türkiye'de bundan 42 yıl önce bir askeri darbe yapıldı. 12 Eylül günü askerler geldiler, işte yönetime el koydular. Ve temel hedefleri şuydu: Türkiye bir gün öncesine dönmeyecek. Bir gün öncesi Türkiye nasıl bir Türkiye'ydi? İşte işçilerin örgütlü olduğu, greve çıktığı, patronla toplu iş sözleşmesi masasına oturduğunda istediğini alabildiği, grev yaptığı, güçlü olduğu, yani toplumun genel olarak öğretmenlerin, memurların, sendikacıların örgütlü olduğu bir dönemdi o dönem. Yani bize hep işte anarşi, kaos, kardeş kavgası vesaire diye anlatılıyor ama onun da müsebbibi esas olarak işte toplumun örgütlü olmasını istemeyen kesimlerdi. Ne yaptı 12 Eylül darbesi? Geldi, dedi ki ben grevleri yasaklıyorum, sendikaları kapatıyorum. Sol partileri, örgütleri ve hatta işte legal sağ partileri dahi kapatıyorum. Meclisi feshediyorum, anayasayı ortadan kaldırıyorum. Ve onun yerine yeni bir toplum inşa etmeye, yeni bir siyaset inşa etmeye başladı askerler. Yani 82 Anayasası Türkiye'nin gördüğü en faşizan anayasadır örneğin. Yani ülkeyi 7-8 yıl boyunca Kenan Evren ve etrafındaki bir grup general yönetti. Türkiye neoliberalizme açıldı. Ekonominin sorumluluğu işte Özal'a verildi. Sonra Özal'ın Anavatan Partisi geldi. 8 yıl boyunca Türkiye'yi yönetti. O sırada toplum ahlaki bir çöküntüye uğratıldı piyasalaşmayla birlikte. Denildi ki rüşvet almak normal bir şeydir. Benim memurum işini bilir. Ben zenginleri severim. Hayali ihracat üzerinden yeni türedi iş adamları ortaya çıktı. Sendika yok, grev yok. İşçi sınıfı çözündürülmüş, örgütsüz hale getirilmiş. Şimdi bunların hepsi yani solun adeta böyle bir üzerinden silindirle geçilmesi, toplumun örgütlü olmaktan korkutulması, yani ben çocukluğumdan hatırlıyorum, örgüt sözcüğü böyle bir öcü sözcüktü. İnsanlar böyle yakalanırdı. Önlerine bir masanın etrafında kitaplar, broşürler vesaire dizilirdi ve onların terörist olduğu söylenirdi. Toplumumuz son derece korkutuldu. O korkutmanın üzerine tam böyle 90'lı yılların başında yeniden bir toparlanma gelecekken ne oldu? Sovyetler Birliği çözüldü, sosyalist blok dağıldı. Tüm dünya ölçeğinde sosyalizm geriye çekilmeye başladı. Bakın bugün Türkiye'de sol zayıf, sol güçsüz diyoruz, bu doğru. Ama dünyanın neresinde güçlü ki? Çok az bölgesinde. Yani Latin Amerika'da esas olarak, orada geleneksel olarak gitgelli o da yani. Örneğin bir dönem Bolsonaro gibi bir faşist geliyor. Ondan önce işte Lula vardı. Sonrasında Bolsonaro kaybediyor. Tekrar Lula ya da başka biri geliyor. Oralarda da kalıcı böyle iktidarlar söz konusu olmuyor. Bu küresel ölçekte gerçekleşen bir mesele. Yani insanlık Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra adeta böyle bir yeni orta çağ dönemi yaşamaya başladı. İşte hurafeler, ondan sonra fal, büyü, kişisel gelişim, her koyun kendi bacağından asılır felsefesi. Yani Türkiye'nin şu an içinde bulunduğu durum Türkiye'ye özgü bir durum değil. İnsanlık zaman zaman böyle geriye çekilmeler yaşar. Böyle bir karanlık çağa bürünür. Biz şimdi aslında biraz onun içerisindeyiz. Bundan çıkışa dair işaretler elbette ki var yani. Ekolojik kriz başta olmak üzere insanlığın genel olarak ya kapitalizm dünyayı bir felakete mi sürüklüyor sorusunu sormaya başladığını ve buna karşı direnişlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Ama netice itibariyle henüz örneğin böyle milyonların kapitalizme karşı ayaklandığı ne batıda ne herhangi bir yerde doğuda böyle bir süreç yok. Türkiye'de bunun dışında değil. Ha, bu nedenle de yani bu nedenlerden biri ama tarihsel olarak bakıldığında bu ülkede ta Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren sol hep düşman ilan edilmiş. Sürekli örneğin sosyalistlere, komünistlere yazar, çizer, aydın ciddi anlamda baskılar yapılmış. Bu insanlar sürgüne gönderilmiş, cezaevlerinde çürütülmüş. Yani Nazım Hikmetler, Sabahattin Aliler, Ahmet Arifler, Aziz Nesinler, Yılmaz Güneyler hepsi Ruhi Sular. Bunlar Türkiye'nin bir yandan değerleri, şiirleriyle, şarkılarıyla, işte filmleriyle, romanlarıyla ama öte yandan hepsi
eninde sonunda çok büyük zulümlere maruz kalmışlar. Toplum bu insanlar üzerinden korkutulmuş. E şimdi bir de bugün gelinen nokta, insanlar çok büyük ölçüde bir geçim bataklığına sürüklenmiş durumdalar. Yani bir kredi kartından çekiyorsunuz, öbür kredi kartına ödüyorsunuz. İşte diyelim ki bir tane ev aldınız hasbelkader, 20 yıl boyunca onun kredisini ödemek zorundasınız. Bir araba aldınız, 5 yıl boyunca onun kredisini ödüyorsunuz. Yani sistem insanı çok ciddi ölçüde kuşatmış, zincire vurmuş, prangaya vurmuş ve o zihniyetin öyle çok kolay değişmesi mümkün değil. Yani siz insanlara hadi gelin birlikte mücadele edelim dediğinizde önce ya işte başıma bir şey mi gelir, polis eve polis mi gelir, çoluğumun çocuğumun geleceğiyle mi oynarlar? Yani ben bir sürü aile tanıyorum. Örneğin iş sınavında çocuğuma hayır demesinler, başarılı ama hayır demesinler diye sendika üyeliğini bırakıyor. Yani toplum bu aşamada. İnsanlar başımıza bir şey mi gelir diye sendika üyesi olmaktan korkuyorlar. Sendika dediğin şey gayet legal, ya anayasal bir hak değil mi? Ama diyor ki tabii, ya mülakatta diyor, araştırırken bir bakar diyor, ben Facebook'ta örneğin hükümet aleyhine bir şey yazmışım, çocuğumun başı belaya girer. Bir sürü çocuk örneğin annesine babasına Facebook hesabını kapattırıyor sınava girmeden önce. Durum böyle bir durum. Ama bu söylediklerim elbette şu anlama gelmemeli. Yani Türkiye'de işte solun hiçbir şansı yok, bu toplum böyle gelmiş böyle gider gibi şeyler söylemiyorum. Hayır, bu toplumun örneğin 1960'lı 70'li yıllarda çok ciddi bir sola yüzünü döndüğünü, kitlesel olarak bir aydınlanma süreci yaşadığını, köylüleriyle, işçileriyle, memurlarıyla ciddi bir şekilde eşitlik, özgürlük talep ettiğini biz biliyoruz. Yani hiçbir toplum, her yerde bunu söylüyorum, hiçbir toplum özü itibariyle sağcı, gerici, muhafazakar vesaire değildir. Bunları hep mücadeleler belirler. Dünyadan bir rüzgar eser, o rüzgar burayı da vurur. Burada örneğin bir lider çıkar, peşine insanları takar. Bir parti çıkar, insanları peşine takar. Bu işler böyledir. Dolayısıyla yani bugün ciddi anlamda bir karanlık süreçten geçiyoruz. Ama önümüzdeki süreçte ben Türkiye'de solun, sosyalizmin tekrar bir siyasi aktör olarak sahneye çıkacağını, kitlelerin solun ne dediğine bakacağını düşünüyorum. Ve bununla da ilgili işaretlerin yavaş yavaş geldiğini, yani insanların bu düzene karşı öfkeleri olduğunu ama o öfkeyi henüz nereye yönlendireceklerini bilemediklerini ama uzun vadede o öfkenin daha politize olabileceğini, bir bilince dönüşebileceğini, buradan da Türkiye'den yeni bir sol dalganın yükselebileceğini düşünüyorum açıkçası.